olsun, nefes nefese kalmışsın kızım. Anne, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Ne oldu yine? Ablamın gözü mikrop kapmış. Ne diyorsun Esma Su? Daha yeni iyileşmişti ya. Yoksa ellerini yıkamadan gözlerine mi sürdü? Bilmiyorum. Nerede şimdi? Hadi göster bakalım bana yerini. Tabii ki de korkuda saklanıyor. Saklanıyor mu? Şimdi arayıp bulurum ben onu Esma Su. Hadi gidelim de arayalım ablanı. Şimdi Esma'yı arayıp bulmamız lazım. Acaba nereye saklandı? Anne. Efendim. Galiba odasında. Odasında mı? Ama görünürlerde hiç Esma'yı göremiyorum. Hiçbir yerde yok. Yoksa burada mı? Aa, burada da yok. Dolabın içinde olabilir mi? Bilmiyorum. Bakalım. Aa, dolabın içinde de yok. Nereye gizlendi acaba bu kız? Esma, neredesin anneciğim? Öncelikle ne yapalım? Şu göz spreyini bir alalım buradan. İyileşmeden tekrardan gözü mikrop kapmış. Hemen bunu sıkmamız lazım. Aa, Esma Su da kayboldu. Esma, yukarıda mısın? Esma. Allah Allah, nereye gitti acaba bu kız? Yeşil, sen annem ablamı bulacak. Acaba ablam nereye saklandı? Of, benim kardeşim neden bu kadar ispiyoncu ki? Anneme onun yüzünden yakalanacağım. Esma, yukarıya mı çıktın? Aa, hiçbir yerde yok. Aşağıdan sesler geliyor. Durun bakalım, galiba bulduk. Esma'yı yakalayacağız gibi. Annem beni bulmak üzere. Nereye saklansam? Nereye saklansam olur mu acaba? Annem burada beni bulamaz. Aa, sığmadım ya buraya. Neyse, ben nereye saklanacağım şimdi? Aa, galiba buldum. Bak bak bak, yaramaza bak, kutunun içine girmeye çalışıyor. Esma, ne yapıyorsun burada? Buldum seni. Olamam. Anneciğim, neden girdin o kutunun içine? Sıkıştım. Sıkıştın mı? Vallahi çıkamıyorum. Dur, yardım edeceğim ben şimdi sana. Ya ufacık kutunun içine sen sığar mısın hiç Esma? Bir dakika anneciğim, dur şuradan bir çekelim önce bunu. Ay, bakayım bakayım. Aa, dur çekil bakayım, çek şuradan elini. Ay, nasıl girmişsin içine ya? Nasıl kurtaracağım ben seni? Tut bakalım elinden. Kalk kalk kalk. Olmuyor mu? Olmuyor. Dur, seni şöyle bir kere daha kaldıracağım. Tamam, bak bakalım. Bir, iki, üç. Çık. Nihayet kurtarabildim seni. Neden saklanıyorsun Esma? Bak, gözün kıpkırmızı olmuş. Anneciğim, dur bakalım şöyle. İnanmıyorum sana. Sıkma diye saklanıyorum. Anneciğim, mecburen bu fıstıktan sıkmamız lazım ki gözün iyileşsin. Hadi gel bakalım. Olmaz anne. Esma Su eğer söylemeseydi hiç haberim olmayacaktı. Şu haline bak. Ama... yine sen neler yaptın diyecektim. Yine koştu gidiyor. Sanki seni yakalayamayacağım. Esma, dur bakalım. Esmacığım. Aa, biraz önce buraya girmedi mi bu kız ya? Buhar oldu, uçtu gitti mi yoksa? Esma, aa, burada da yok. Şuraya mı saklandın sen? Aa, burada da yok. Kaçıyor kaçıyor. Yakalayalım hemen. Aa, nereye gitti? Acaba buraya mı saklandı yoksa buraya mı gizlendi? Şurada bir şeyler görüyorum. Galiba Esma'yı bulduk arkadaşlar bu sefer. Bakayım. Gel gel, kalk anneciğim, kalk. İstemiyorum. Anneciğim bak, doktor verdi bunu. Eğer gözüne sıkmazsak burası var ya, daha da böyle kızarır morarır anneciğim. Gerçekten. Gerçekten söylüyorum ya. Sen ne yaptın bakalım, dışarıdan gelince ellerini yıkamadın mı? Yıkamadım. Sonra da gittin gözüne sürdün değil mi? Evet. Çok akıllısın Esma. Otur bakalım şöyle. Dur yakından bakalım. Ay Esma. Gerçekten de çok fena olmuş gözün anneciğim ya. Gel bakalım şimdi bunu hemen sıkacağız. Sonra da iyileşecek. Bak. Hiç sözümü dinlemiyor, yaramaz. Esma, lütfen oradan oraya koşturma beni. Şimdi biliyorum ki kapının arkasındasın. Buldum, gel gel, otur, hadi otur. Tamam, otur hadi anneciğim, gel. Otur bakalım. Doktorun verdiği ilacı kullanırsak iyileşiriz Esma. Eğer kullanmazsak hiçbir zaman iyileşemeyiz, tamam mı? Evet. Şimdi ben sana buraya böyle fıs fıs yapacağım. Neden gözlerini kapatıyorsun? Ay, yapamayayım.
Ama ya, çok acıyor orası. Tamam. Baksana çok kızarmış değil mi? Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın Esma'nın gözü kıpkırmızı olmuş. Hadi anneciğim sıkalım şimdi. Dur bakalım. Tamam dur bakalım şöyle. Ay dur ben pamuk getireyim. Sen beni burada bekle tamam mı? Sakın bir yere ayrılma. Sakın bir yere kaçma Esma. Sana güvenebilir miyim? Tabii ki de güven anne. Ay dur şöyle arka arka gideyim. Bir dakika. Şuradan. Dur kaybolma. Bekle pamuk getireceğim. Esma sakın kaçma bir yere. İşte buldum pamuğu. Esma bak kaçma demiştim. Nereye gizledim? Sesini duyuyorum. Gel buraya şaşkın seni. Geç çabuk otur Esma. Çok yaramazlık yapıyorsun ve beni üzüyorsun. Çok acımayın. Dur anneciğim şimdi fıs fıs yapacağız. Sonra da bu pamuğu gözüne koyacağız tamam mı? Tamam. Sakın ellemeyeceksin ama anlaştık mı? Evet. Tamam. Bak buraya böyle sıkalım. Tamam. Şimdi de ne yapacağız biliyor musun? Böyle bu pamukla bu gözünü kapatacağız. Şimdi yatacaksın Esma. Tamam mı anneciğim? Sakın bir daha da ellerini yıkamadan çek anneciğim. Ellerini yıkamadan gözüne sürmek yok. Yoksa hiç iyileşemeyeceksin bak ona göre. Tamam. Ben bir iyileşeyim de bak bu Esma suya ben neler yapacağım. Böyle şeyler söyleme. Bak pamuğun düştü. Şaşkın seni dur. Şöyle kapatalım. Tamam mı? Hatta buraya bir tane de yara bandı yapıştırayım. Dur bekle beni. Bekle Esma sakın ayrılma. Gözlerimi kapatayım. Tamam kapat anneciğim gözlerini. Hemen şu yara bandı da şöyle pamuğun üstüne yapıştıralım Esma ki sen bunu fazla oynama tamam mı? Tamam. Tamam bak böyle dursun. Ablamın gözüne bakın ya. Annem onu yakalamış da pamuk koymuş. Abla geçmiş olsun. Kalemlerim tamam, defterlerim tamam. En önemli şeyi unutuyordum. Tarağım olmadan gidemem. Okulda saçım bozuluyor. Tarağımı da koyduk mu? Oldu. Hazırım. Esma hazırlandın mı anneciğim? Sütünü unutuyordun neredeyse. Aa. Dön bakalım ben çantana sütünü de koyayım. Okulda güzelce içersin. Anlaştık mı anneciğim? Hadi bakalım. Dikkatli git, dikkatli gel. Derslerinde güzelce çalış. Öğretmeni de sakın üzme. Anne. Efendim. Ben evden geleceğim ya. Pelin su gelirse sakın ama eve alma. Tamam tamam almam. Ne diyeceğim Esma? Evde yokuz mu diyeceğim? Evet evde yokuz. Öyle şey olmaz Esma. O senin arkadaşın. Hadi bakalım. Bari anne odama alma. Odam çok dağıtıyor. Tamam Esma'cığım. Hadi bakalım. Güle güle. Sen böyle şeyleri düşünme. Pelin suyu da unut. Derslerine iyi çalış tamam mı? Hadi bakalım. İyi dersler. Umarım Pelin su gelmez. Ay okula gitmeseydim ya neyse. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Aa Esma bir şey unuttu galiba. Kızım açtım ya kapıyı Pelin su ne yapıyorsun? Neden basıyorsun zile? Merhaba teyze. Esma nerede? Esma okula gitti. Ne? Okula mı gitti? Evet evet okula gitti. Ama bir şey söyleyeceğim ya sen aynı Esma gibi giyinmişsin. Evet Esma'nın elbiselerini çok beğeniyordum. Anneme söyledim bana da aynı onun gibi kıyafetler aldı. Esma buna hiç sevinmeyecek çok sinirlenecek. Bana ne sinirlenirse sinirlensin. Hadi bakalım beni içeri davet etmiyor musun? Aa, davet etmeme gerek kalmadı ki Pelin su sen hemen girdin zaten. Ne yapacaksın peki? Tabii ki de Esma okuldan gelene kadar onun odasında oyunlar oynayacağım. Ama Pelin su benim de evde işlerim vardı seninle ilgilenemem ki. Ya bir şey olmaz teyze ben yabancı mıyım? Şimdi Esma odasına girerim orada güzel güzel oyunlar oynarım. Sen hiç merak etme sen git yemeğini falan yap hem benim karnım da çok acıktı. Bugün yemekte ne var? Ay Pelin su sürekli konuşuyorsun kızım hangi birine cevap vereceğim kafam yandı yani. Öğretmen gelmemiş. Yeni öğrenci de gelmemiş. Neyse ben sırama oturayım. Aa burada bir çanta var. Acaba yeni öğrencinin çantası mı? Çantamın içinde şeker bile var. Neyse öğretmen görmesin.
yapmayı da unutmuşum. Neredeyse derse geç kalıyordum. Öğretmen daha gelmemiş bile. Ama sıramda birisi oturuyor. Acaba bu kız kim? Merhaba, benim adım Kezban'sı. Sen galiba yeni öğrencisi. Benim adım da Esma. Memnun oldum Esma. Neyse ben birazcık kahvaltı yapacağım. Evde yemek yememiştim de. Karnım çok acıktı. Bu ne ya? Annem de kuru ekmek koymuş. İnsan şunun içine birazcık çikolata falan sürer. Kezban su. Bence bu kadar ekmek yeme. Yoksa şişka bir kız olursun. Ben de süt getirmiştim. Sütümü içeyim. Sütüm neredeymiş benim? Süt daha lezzetli ve faydalı. Bu kız da gerçekten çok gıcıkmış ya. Hiç sevmedim. Şurada ağız tadıyla bir ekmeğimi yedirmedi ya. Ne yapsam ki acaba? Oğlum ya Rabbim ya. Evde Perisu, okulda Kezbansu. Tamam beni bir salın artık. Bütün gıcıklar beni buluyor. Of ya, saat kaç oldu? Hala Esma gelemedi. Canım çok sıkıldı burada. Acaba onun dondurması falan var mıdır ya? Gideyim de gizlice bir mutfağa bakayım. Annesine de yakalamayayım. O kadın da her şeye kızıyor. Nerede acaba? Yaşasın. İşte buldum. Hem de en çok sevdiğim dondurmadan. Annesine yakalanmayayım ya. Hemen gideyim de gizlenin bir yere. Beni burada hayatta bulamaz. Hem de limonlu. Çok severim. Havada biraz soğuk ama olsun ya. Hasta olmam herhalde. Çok lezzetliymiş. Esma dondurmasını yediğimi görünce çok gıcık olacak bana. Tahtadaki işlemleri defterinize geçirdiniz mi evladım? Geçirdik öğretmenim. Kezban Su, Esma, bunlar sizin ödevleriniz. Akşama tamamlayın, yarın kontrol edeceğim evladım. Tamam öğretmenim. Hadi bakalım, ders bitti. Toparlanın. Oh ya, sonunda ders bitti. Hemen eve gitmem lazım. Bu kıza gerçekten de çok gıcık oldum. Bir dahaki derste acaba ona nasıl şakalar yapsam ya? Birazcık düşüneyim ya. Böcek falan mı yetesem acaba? Yoksa kafasında balon mu patlatsam? Allah'ım ya Rabbim ya, bu Pelinsu nereye kayboldu ya? Evin içinde yok oldu, gitti bu kız. Aa, kapı da çaldı. Sabahtan beri Pelinsu'yu arıyorum. Dur bakalım. Anneciğim hoş geldin. Gir bakalım içeriye. Günün nasıl geçti? Ödevlerin çok mu? Evet. Yeni arkadaşınla tanıştın mı? Tanıştım da o da Pelinsu gibi çok gıcıktı. Ne diyorsun ya? Yok yok, öyle değildir Esma. İlk gününüz de daha sonradan çok iyi anlaşabilirsiniz. Ay. Evet anneciğim, bir de şey söyleyecektim. Sen gittikten sonra eve Pelinsu geldi. Anne. Ama hiçbir yerde yok. Her yerde onu arıyorum. Sonra ben bir şey demiştim. Unuttun mu? Ama anneciğim ne yapabilirim ya? Tıklattı kapıyı, bastı zile, girdi içeriye. Neyse şu Pelinsu'yu bir bulalım anneciğim. Dur çıkartalım çantanı. Of, bu da çantada ne kadar ağır böyle çok anneciğim. Çok ödev verdi. Gerçekten çok mu ödevin? Evet. Neyse birlikte yaparız anneciğim. Ay, buraları da dağıtmış bu kız. Pelinsu. Neredesin? Anneciğim nereye gitti acaba bu kız ya? Aa, Esma bu ne? Dondurma. Dondurma neymiş olamaz ya? Ay, dolaptan dondurma. Ben yukarıda çamaşırları asıyordum Esmacığım. Demek ki hemen gitmiş bunu almış. Dur bakalım buralardadır, fazla uzaklaşmamıştır. Şimdi nerede acaba? Bilmiyorum, gel birlikte arayıp bulalım. Uf, odama da dağıtmış. Dondurmamı da yemiş. Evet, her şey yapmış. Bilmiyorum Esma, senin bu komşu kızları, sınıf arkadaşların bir değişik. Efendim?
Soluna baktın mı? Baktım anneciğim ya. Şu üst kata doğru gidelim bakalım, belki oralara falan gizlenmiştir. Ama ilk çamaşır şey yaptı, belki orada değildir. Ay nerede o zaman Esma? Nereye gizlendi bu kız? Pelinso! Pelinso! Şu odada mı acaba, bakayım. Aa, burada da yok. Buraya da girmemiş Esma. Bir de yukarı kata bakıp gelir misin anneciğim? Şuna bak ya, kızım okuldan yorgun argın geldi, bir de Pelinso ile uğraşıyoruz. Dondurmayı da ne ara almış da yemiş bu yaramaz kız. Olamaz. Esma okuldan geldi ve ben hala dondurmamı bitiremedim. Beni bulursa elimden alır bu kız. Hemen yiyin bari. Çok lezzetli. Geldi. Pelinso! Ay yakalandım. Mamı sen mi yedin? Daha yiyemedim. Baksana Esma, burada kaldı yarısı. Allah'ım yarabbim ya. Aynı üstüne giymişsin. Yakışmış mı? İkiz gibi olduk işte. Hiç de yakışmamış. İğrenç olmuş. Bana daha çok yakıştı. Sana hiç yakışmıyordu zaten. Bak dondurmamı gördün mü? Benim. Ya benim dondurmam. Benim. Ya, bıraksana Esma ya. Düşünce